Konu anlatımımızın ikinci videosuyla tekrardan birlikteyiz. Bu sefer yapmış olduğumuz DEM verisinin yani dijital yükseklik modeli üzerinden kontür haritalama işlemini en son yapmıştık. Bu kontür haritalama işleminin düzenleme işlemleri ve etiketleme işlemlerini bu videomuzda anlatmaya çalışalım. Bizim videolarımızı YouTube kanalımızdan, Facebook sayfamızdan veyahut da blog sayfamızdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda blog sayfamızda farklı konularda elimden geldiğince ve vakit buldukça yazmaya çalışıyorum. Şimdi konumuza hızlı bir şekilde giriş yapalım. En son burada kalmıştık. Bu kontür haritasını oluşturmuştuk. Şimdi kontür haritasında düzenleme yapmaya çalışacağız. Bunun için ilk önce tablomuza girelim. Nitelik tablomuz. Şimdi bu nitelik tablomuzdan ilk önce bir seçim yapmamız lazım bizim. Şuradan Select by Attributes kısmından bir seçim yapacağız. Şunu deneyeceğiz. Kontür. Çarpı. 10,500 eşittir 0. Şimdi buradaki amaç şu. Şurada belirleyeceğiniz sayıyı buna böldüğünüz zaman ne yapıyor? 50. Demek ki 50 metrede bir bizim seçimimiz yapacak. Yani şuradaki seçimlerimiz 50 metrede bir olacak. Mesela siz 10'ar metrede bir seçmek istiyorsunuz. O zaman 1000 yapacaksınız buraya. 10 metrede bir seçecek ki zaten hepsi 10 metrede bir olduğu için bunun mantığı yok. Hani 100 metrede bir seçebilirsiniz. 100 metrede bir seçmek istiyorsanız da mesela şurayı 100 yaparsanız 100 bölü 10, 10 metre. 1000 yaparsanız 1000 bölü 10, 100 metrede bir seçmiş olursunuz. Deneyelim istiyorsanız. 1000 uyguladım. Gördüğünüz gibi 100'er metrede bir seçim yaptı. Burada mantıklı olanı nedir? 50 metrede bir seçim yapması. Şurada zaten seçimleri görüyorsunuz. Haritalama üzerine seçimler 50 metrede bir yapılan haritalamalarda bu şekilde gözüküyor. Şimdi bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra şuraya bir add field ekliyorum. Aralık diyorum buna. Test 5 diyelim. Çok önemli değil çünkü bu. Şimdi bu seçimi yaptım. Bu seçimi yaptıktan sonra şuraya sağ tıkladım. Field Calculator. Yes. Buraya 1 diyorum. Seçim yapmış olduğum, seçili olan poligonlar üzerine 1 yazmış oldu. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Ben bunu 50 de girerim. Girebilirsiniz. Bir problem yok. Niye problem yok? Burada gördüğünüz gibi 60 tane polyline var. Gerçi şuradakini 0 aldığı için 61 tane polyline. Yani dolayısıyla 61 tane polyline üzerinden 50'şer metrede bir gördüğünüz rakamların yanına bir sayısını ekleyebilirsiniz. Bir problem yok. Fakat buradaki polyline'ların 2000, 3000, 4000 tane olduğunu düşünün. Tek tek elle yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu yöntemle yapmanız gerekiyor. Şimdi seçimin tersini seçmek için şuraya tıklıyorum. Seçimin tersi. Şimdi buraya yine sağ tıkladım. Bu sefer de 2 girdim. 1 ve 2. Şimdi seçimleri yaptım ve sütunlarıma gerekli rakamlara girdim. Şimdi şuradan seçimi iptal edelim. Buradan bu sefer nereye gireceğiz? Properties. Properties'den Symbology, kategori, unique value, aralık, şunu iptal et, tıkla ve bunlar gelsin. 1, 2. Şimdi buradan şu kısma çift tıkladım. 1,5 biraz fazla olabilir. 1,3 yapalım. Bir bakalım nasıl olacak. Şuraya çift tıkladım. 1,8. Şuraya 6 yapalım. Şurayı da biraz gri tonlarında yapalım. Biraz daha açık olsun. Tamam. Bakalım uyguladık. Yeteri kadar iyi
diyebilirim. Evet, şunun kalınlığını birazcık daha düşüreyim. Çok kalın oldu. 2 yapalım burayı. 20 yapalım. Uygulayalım. Fena değil. Evet, şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bir de etiketleme işlemi yapacağız. Labels kısmına gelelim. Şu katman üzerindeki etiket özelliğini aktif etmemiz lazım. Kontür katmanından Layer Properties kısmına giriyoruz. Buradan Expression. Expression'dan şu kısmı kontür yapıyorum. Şu kısmını da kontür yapmam lazım. Onaya bakalım. Evet, onay da çıktı. Tamam, şimdi tamam diyoruz. Uygula. Evet. Şimdi şuradaki yazılan etiketleri bu çizginin üzerine almamız lazım. Bunun için tekrar buraya giriyoruz. Şu adımları takip ediyoruz ondan sonra. Evet, gördüğümüz gibi bütün değerler üst üste, bütün değerler kontürlerin üstüne gelmiş oldu böylelikle. Ara kontürlerin renkleri gri, ana kontürlerin rengi siyah. İstersek bunu tekrardan poligon çizerek kesebiliriz. Böylelikle bir önceki videoda oluşturmuş olduğumuz den verisinden kontürleme işlemi ve kontürleme işlemindeki etiketlerin düzeltilmesi işlemlerini bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet, böylelikle ArcMap üzerinde yapacağımız işlemleri bitirdik. Bir sonraki adım bunun Google Earth üzerinde gösterilmesi olsun. Şimdi bunun sağ tıkladıktan sonra katmanı kaydedeceğiz. Şurayı kontür olarak girelim. Bu girmiş olduğumuz shape file'ı Global Mapper üzerinde açıyoruz. Açmış olduğumuz bu görüntüyü aynı zamanda KML olarak kaydedip tabi vektör formatında kayıt yapıyoruz. Alanımız belli burada zaten. Kırmızıyla gösterilen alan. Onun üzerine bakalım nasıl gözükecek. Evet. Üzerlerine bastığımız zaman zaten şurada gördüğümüz değer 1500. metre. Daha sonra şu kısım 1490. kontür. Şuradaki kontürümüz 1560. kontür. Baktığımız zaman tepeye, en tepesi zaten Google Earth'te görüldüğü üzere 1567 metre. Kontüre geldiğimiz zaman da
Gördüğünüz gibi burada yazan, Google'da yazan değerle buradaki kontürün değeri aynı. Şuradaki vadiyi görüyoruz. Tepeden iniş. Şuradaki havzaların kolları görülmekte. Mesela tepelerin olduğu bölgelerde ve havzaların kollarının olduğu bölgelerde, vadi inişlerde herhangi bir problem gözükmese bile şu nehrin olduğu bölgede çok ideale yakın bir sonucun çıkmadığı görülüyor. Mesela şuradaki fazlalık gibi duruyor ama şöyle baktığım zaman şurası mesela kaçıncı kod? 1480. kod. Evet, şuradaki değerin ya da şuna bakalım. 1480. Şu kaç? 1480. 1480'den 82'ye çıkmış. 84, 86, 90. Şu 90 olması lazım. Evet, 1490. 1480. Şuradaki değerin, yani şuradaki kapanma, kontürün kapandığı şekil yanlış olmuş. Onun dışında şuradaki kapanmaya bakalım. Yani şuranın kapanmasına gerek yokmuş kısacası. Burada da aynı şekilde. Bunlar tamamıyla şeyle alakalı durumlar. Attığınız noktanın birbirine olan yakınlık ve yapılan interpolasyon metoduna göre burada oluşan yeni değerin gerçeği yansıtmamasıyla alakalı. Mesela buralardaki sonuçlar çok güzel sonuçlar, ideale yakın sonuçlar ortaya çıkarmış. Demek ki buradan çıkaracağımız sonuç, şuradan alacağımız noktalamaların olabildiğince daha sık olması gerektiği. Evet, böylelikle göstereceğim son kısmı da göstermiş bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.